Queen'i tanırsınız. Kendisi Türkiye'nin en büyük kadın Twitch yayıncısı. Ve geçtiğimiz günlerde kanalına meme kanserini erken tanı adında bir video yükledi. Bu videoda söylediğine göre kendisi maalesef ki meme kanseri olmuş fakat erken teşhis konu olduğu için şu anda herhangi bir sıkıntısı yokmuş yani tamamen bitmiş. Öncelikle kendisine buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Son birkaç ayda kendisi çok üzücü günler geçirmiş. Neyse ki hiçbir sorun yaşamadan bu badireyi de atlatmış. Ve meme kanseri hakkında kitlesini de çok güzel bir şekilde bilinçlendirmiş. Ben de kendisiyle aynı amaca hizmet etmek istediğim için bu videoyu çekiyorum zaten. Meme kanseri hakkında birazcık araştırma yaptım ve kitlemi bu konuda bilgilendirmek isterim. Özellikle kadın izleyicilerim lütfen bu videoyu ciddiye alsınlar. Erkek izleyicilerim ise çevresini bu konularda uyarsınlar. Yani illaki bir kız arkadaşınız, anneniz vardır. Bu konular her ne kadar tadımızı kaçıran konular olsa da maalesef ki konuşmamız gerekiyor. Yani ciddi durumlar. Öncelikle meme kanseri yapılan araştırmalara göre kadınlardaki en yaygın kanser türü. Ve maalesef bayağı da ölümcül bir kanser türü. Ancak meme kanserinde elimizdeki en güçlü silah erken tanıdır. Ve eğer ki bu kanser erken tanınırsa kişi neredeyse hiç zarar görmez. Çünkü son 30 yılda tedavisinde çok büyük ilerlemeler kat edilmiş. Peki meme kanserini nasıl fark edebilirsiniz? Öncelikle bunun için en önemli şey rutin meme muayenesidir. Bu yüzden de lütfen yıllık muayenenizi yaptırmayı unutmayın. Onun dışında yine her ay kendi kendinizi de muayene edebilirsiniz. Özellikle adet gününden 4-5 gün sonra yapılması tavsiye ediliyormuş. Duşta olduğunuz zaman kendi elinize göğüs bölgenizi kontrol edebilirsiniz ve eğer ki elinize herhangi bir kitle gelirse mutlaka mutlaka bir doktora başvurun. Çünkü meme kanserinin en büyük habercisi ele gelen kitledir. Ancak bu durum sizi her zaman korkutmasın. Çünkü genç yaşlarda bu tür kitleler olabiliyormuş. Yani illaki kanser olmak zorunda değil bu. Ama yine de göğüs bölgenizde eğer ki böyle bir farklılık fark ederseniz mutlaka bir doktora başvurun. Onun dışında memede deformite, kanlı akıntı, de portakal kabuğu görüntüsü ya da memedeki herhangi bir akıntı bunun habercisi olabilir fakat bunlar genellikle birazcık daha ileri seviyelerde görülüyormuş galiba. Yine de aklınızda bulunsun. Ve meme kanseri öyle bir anda gelişip hemen hızlıca büyüyen bir şey de değilmiş. Yani büyümesi için gerçekten uzun diyebileceğimiz bir zamana ihtiyacı var. İşte bu yüzden de yıllık muayene burada çok önemli. Ve eğer ki meme kanseri erken tanınırsa memenizin tamamen alınmasına yol açacak olan mastektomi cerrahi operasyonu kesinlikle uygulanmıyor. Yani merak etmeyin. Bu kanserdeki en büyük silah ...erken tanı. Yani erken tanıda... ...daha sınırlı bir cerrahi operasyon düzenleniyor. Ve tamamen aynı sonucu elde ediyorsunuz. Meme kanseri için risk faktörleri ise... ...şöyle. Anne ve kız kardeş gibi... ...birinci derece akrabasında meme kanseri olanlar. Hiç doğum yapmamış olanlar. Hiç emzirmemiş olanlar. 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapmış olanlar. 50 yaşın üzerinde olanlar. Erken adet olmuş veya geç menopoz olmuş... ...insanlar. Şişman ve aşırı... ...alkol kullanan kadınlar. Kanserin daha önce bir memede görülmesi. Meme kanseri yani BRCA... Geni taşıyanlar ya da ilk doğum öncesi uzun süre doğum kontrol hapı kullananlar. Peki diyelim ki göğüs bölgenize bir kitle hissettiniz. Bu durumda doktorlar neler yapar? Bu durumda sizlere uygulanacak işlemler şunlardır: Mamografi, ultrasonografi ve biyopsi. Meme kanseri teşhisi konulduktan sonra ise uygulanacak olan tedavi yöntemleri şunlardır: Cerrahi, ilaçla tedavi yani kemoterapi, ışınla tedavi yani radyoterapi ve hormonoterapi. Piquin bu durumu çok erken fark ettiği için radyoterapiye bile ihtiyaç duymamış fakat erken teşhislerde bile genellikle ihtiyaç duyuluyor bilginiz olsun. Onun dışında bu kanserden korunmak için dikkat etmeniz gerekenler şunlar. Özellikle A ve C vitamininden zengin taze meyve ve sebze tüketmek. Hayvansal yağlardan uzak durarak daha çok posalı gıdalarla beslenme. Tütsülenmiş tuzlu ve konserve yiyecekler tüketmeme. Sigaradan uzak durma. Fazla kilo almama ve alkollü içki kullanmama. Benim meme kanseri hakkında bulabildiklerim bunlar. Ve tekrardan söylüyorum eğer ki bu kanseri erken tanırsanız kişi neredeyse hiç zarar görmez. Bu yüzden de lütfen lütfen bu dediklerimi ciddiye alın. Kullandığım kaynakları açıklama kısmına koyacağım. İlla ki atladığım yerler olmuştur. Bunun için şimdiden özür dilerim. Özetle olay böyle dostlar. Umarım yardımcı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.